Herkese merhaba. Ben İstanbul Bariatrix Kliniğinden psikolog İlayda Aydın. Bugün size birazcık duygusal yeme bozukluğu nedir, sebepleri, belirtileri nelerdir ve bununla baş etmek için neler yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Duygusal yeme bozukluğu en basit haliyle kişinin aç olmadığı halde duygularıyla baş etmek için yemeğe yönelmesidir. Kişinin baş etme mekanizmalarındaki yetersizliği, öğrenilmiş davranışlar ve gıda yoksunluğu gibi birçok sebebi olabilir. Duygusal açlık ile fizyolojik açlık arasında da belirli farklar vardır. Örneğin fiziksel açlık hisseden bir kişi bu açlığı aşamalı olarak hissediyorken, duygusal açlıkta açlık çok ani bir şekilde gelebilir ve belli bir aşaması yoktur. Kişileri duygusal yemeğe iten duygular genelde umutsuzluk, mutsuzluk, öfke, yalnızlık, çaresizlik gibi duygulardır. Bu duygularla baş etmedeki yetersizlik kişiyi yüksek kalorili ve hazır tüketime uygun gıdalara yönlendirebilir. Kişi bunları tüketirken kimi zaman kontrolsüz yediğini farkına varabilir ancak yemeği durduramadığı hissine kapılır. Yani fizyolojik açlık sebepli yemek yediğimizde kontrollü ve farkındalıklı gıda tüketirken duygusal yeme sendromunda kişi bu kontrolü ve farkındalığı kaybedebilir. Olumsuz duygularla baş edebilmek için gıda tüketilmesinin ardından kişi bu defa da gıda tüketiminin sonrasında pişmanlık, suçluluk ve utanç gibi olumsuz duygular yaşayabilir. Bu durumu değiştirmek için en önemli ve öncelikli atılması gereken adım farkındalıktır. Eğer siz de bu duygularınızla baş etmek için gıda tüketimine yöneliyorsanız öncelikle bu sorunu başlatan, sürdüren ve devam ettiren, arttıran etmenleri fark etmeye çalışabilirsiniz. Hangi durum ve duygular benim duygusal yeme ihtiyacımı arttırıyor sorusunu kendinize yönelterek kendinizde bir farkındalık geliştirmeye çalışabilirsiniz. Sonrasında kendinizi izlemeniz bu sorunla baş etmeniz için size yardımcı olabilir. Duygularınızı ve tükettiğiniz yemekleri yazabileceğiniz bir günlük tutabilirsiniz. Böylece kendinize karşı daha dürüst ve gerçekçi olabilirsiniz. Bu günlüğü tutarken duygularınıza yer verin ve sizi hangi duyguların yemeğe ittiğini ve bu tüketim sonrasında ne hissettiğinizi de mutlaka günlüğünüzde not edin. Yaşamımız süresince birçok olumsuz duygu deneyimleyebiliriz. Ancak bunlarla mücadele etmek için bizi uzun vadede mutsuz edecek yollara başvurmaktansa, olumsuz da olsa her duyguyu sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenebilir ve spor gibi sağlıklı yöntemlere başvurabiliriz. İçsel yapacağınız değişimlerin yanı sıra çevresel bir takım düzenlemeler de yapabilirsiniz ve bunlar işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin alışverişe gitmeden önce ne pişireceğinize karar vermek, bir alışveriş listesi yapmak ve sadece gerekli besinleri almak iyi bir başlangıç olabilir. Böylece süpermarketteki bütün reyonları tek tek gezmenize gerek kalmaz ve listenizden sapmazsınız. Alışverişinizi mümkün olduğunca tok karnına yapmanız da listenizin dışına çıkmanızı önleyebilir. Tüm bunları denediniz ve kalıplaşmış davranışlarınızı değiştirmekte zorlanıyorsanız alanında uzman bir psikologdan terapi almayı da deneyebilirsiniz.